önce bir sahneyi kurmak lazım. Sahneyi kurmak için de şunu hatırlayalım. Ocak ayında biz sadece Libya konuşuyorduk. Şubat'ta hızlı bir şekilde İdlib konuşmaya başladık. Çünkü iki önemli olay oldu. 1 Şubat'ta Rusya'nın 4 tane üst düzey askeri istihbarat personelinin öldürülmesi. Bunu bir kenara yazalım. Görünen o ki bu 4 personelin öldürülmesi Moskova'yı çok üzdü ve rahatsız etti. İkincisi 2 Şubat'ta askerlerimize yönelik saldırı ve 8 şehidimiz. Ondan sonra İdlib birden ısındı. Isınmasının temel nedeni ise İdlib'in güneyinde ve güneydoğusunda Esad güçlerinin taarruzlarının belki de Ankara'nın beklemediği ve hesap etmediği şekilde çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve İdlib kent merkezine doğru Esad güçlerinin güneydoğudan yaklaşmaları, Marat el Numan gibi, Serakip gibi kritik kasabaların düşmesi, hızlı bir şekilde düşmesi bir önemli etki ise hiç bugüne kadar konuşmadığımız, genelde düşük profil veya statik duran İdlib'in hemen doğusundaki, Alep'in batısındaki, genelde İran yanlısı Şii milislerin kontrolündeki olan cephenin yeniden açılması ve bu cephenin hem İdlib'e doğru, yani doğuya doğru, hem de kuzeye doğru, Afrin ve Fırat Kalkanı cebine doğru bir baskı unsuru haline gelmesi. Yani hızlı bir şekilde sahadaki askeri gerçekliğin Esad yönetimi lehine ve İran yanlısı Şii milisler lehine değişmesi ve güneyden, İdlib güneyinden, güneydoğusundan ve batısından, Halep batısından İdlib'e doğru gelen tazyikin artması, İdlib'in düşme ihtimalinin belirmesi askeri anlamda, sahadaki güç ilişkileri anlamında hızlı bir şekilde bizim İdlib'e kanalize olmamızı ve şu anki mevcut tabloyu görmemize neden oldu. Aynı anda hem İdlib doğusunda hem de güneydoğusunda çift cephenin açılması ve çok hızlı bir şekilde, kestirilemez bir şekilde Esad yönetiminin sahada askeri başarı sağlaması Ankara'yı çok hızlı bir şekilde İdlib'de kuvvet arttırımına zorladı. Son bir haftada 8-9 bin civarı askerimiz şu anda İdlib'e gitti. Bu giden unsurlar, mekanize birlikler var, tank birlikleri var. Çok miktarda 155 milimetrelik 35-40 kilometre menzilli fırtına obüsleri gitti. Çok damlalı roket atar sistemleri gitti. Komando birliklerini ve bazı özel kuvvet birliklerinin gittiğini görüyoruz. Yani aslında biz bunu askeri anlamda entegre bir özel görev gücü diye tanımlarız. Özellikle Ocak ayı sonundan itibaren Esad aslında İdlib'deki harekatı geliyorum dedi. Nereden geliyorum dedi. Bir şunu biliyoruz, Halep'teki seçkin ve ihtiyat konumunda olan 4. Tümen birliklerini biraz daha böyle İdlib bölgesine sevk etti. Suriye ordusunun da sahadaki faaliyeti kabaca baktığımızda bu Halep'teki 4. Tümen birlikleri, tümen yarısı diyelim, yaklaşık bir 3-4 bin ordan vardır. Kaplan güçleri bir kol ordu düzeyinde bir 7-8 bin ordan vardır. Bir de İdlib'teki mevcut daha böyle tecrübesiz olan unsurlar, yani yaklaşık bir 15-17 bin civarı aktif sahadaki şeyleri söyleyebiliriz askeri o birlik olarak. Şunu da unutmayalım, Halep güneyinde 30-35 bin kadar İran yanlısı milis ki halen daha çatışmalara tam anlamıyla girmediler. Bir de Esad'ın yanında, yani Esad yönetiminin normal nizami ordusunun yanında ona destek veren paramiliter güçler, Esad milisleri var. Bunların sayısı da herhalde bir 3-4 bin kadardır. Yani aslında İdlib şehir merkezine kadar yaslanacak, oraya kadar gidecek bir askeri gücü sahada Esad yönetimi oluşturmuş gözüküyor. Rusya'nın da Ocak sonu itibariyle özellikle İdlib'in güneyinde ve güneydoğusunda özel kuvvet unsurlarını, aynı zamanda Rus askeri şirketlerden gelen paralı askerleri daha aktif kullandığını görüyoruz. Esad yanlısı milisler, Türkiye'nin desteklediği ÖSO, HTS, El-Kaide bağlantılı radikaller, PKK bağlantılı YPG, İran yanlısı milisler, bakın daha alt gruplarını ve farklılaşmalarını saymadan 5 tane ana aktör saydım. Ve bunların hepsi de birbiriyle bir şekilde kavgalı ve güç mücadelesi içerisinde. Yani bu da İdlib'deki harekat ortamını çok karmaşık, kestirilemez, belirsiz yapıyor ve net olarak söylemek gerekirse ellerindeki imkan ve kabiliyetler, silah yetenekleri açısından çok rahat bir şekilde sahadaki durumu etkileyebilecek seviyede olduklarını söyleyebilirim. Yani şu anda
Ankara ile Moskova arasındaki ilişkileri komple koparmak isteyen, kayış attırmak isteyen bir aktör için İdlib bulunmaz bir fırsat alanı. Bunu da sahada taşeron olarak çok rahat bulabileceği herhangi bir silahlı devlet dışı aktöre yaptırabilir. Fırat doğusunda artık M4 yolunun kuzeyinde, yani Türkiye sınırına olan yakın yer şu anda kimin kontrolünde belli değil. Ama Fırat batısına gelince ortada net bir gerçeklik var. İdlib, Suriye'nin Doğu Akdeniz bölgesi, işte Laskiye falan oraları kabul edelim. İdlib'in hemen kuzeyindeki Afrin bölgesi, Türkiye kontrolündeki ve aynı zamanda hemen kuzeyindeki ne var? Fırat Kalkanı Cebi dediğimiz bölge ve Münbiç bölgesi. Buralarda net olarak söyleyebiliriz ki hava sahası kontrolü Rusya'da. Suriye hava sahasına girdiğinizde Rusya'nın da garantisini almadıysanız gelişebilecek her türlü sürpriz duruma açık hale geliyorsunuz ki askeri anlamda biz Esad yönetiminin hava savunmasının çok güçlü olduğunu, Rusya'nın desteğiyle son birkaç senede daha da güçlendiğini ve aynı zamanda Rusya'nın da bu bölgeye S-300 gibi, Pantsir gibi, yani hem orta hem de yakın irtifa ve aynı zamanda MANPETS dediğimiz omuzdan atılabilen portatif hava savunma füzeleri çok miktarda getirdiğini biliyoruz. Şam niçin harekata başladı? Kendisine Moskova'nın Soçi mütabakatında vermiş olduğu sözler vardı. Aslında bu sözler Ride Ankara Moskova'ya vermişti. Yani dolaylı olarak Moskova üzerinden Ankara ile Şam arasında pazarlıklar devam ediyor. Neydi bu sözler? 4 tane sözden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi M4 ve M5 yollarının açılması ki M5 yolu Halep'i kuzey-güney hattında Şam'a bağlayan yol, M4 yolu Laskiye'yi Irak sınırına bağlayan yol, her iki yolda çatışma sonrası yeniden inşa kapsamında ekonomik canlanma için Şam'ın mutlaka olmazsa olmazı bir an önce kontrol altına almak istediği ekonomik can damarları. Bu bir. İkincisi, ılımlılarla radikallerin birbirinden ayrılması. Yani diyor ki Şam artık, yani bu askeri harekatla ben 1,5 senedir sizi bekledim. Radikallerle ılımlıların ayrılmasında da artık verilen sözler beni tatmin etmiyor ve sabrım taştı mesajı veriyor. İkincisi bu. Üçüncüsü, bu radikallerin elinde olan silahlar. Ağır silahlardan bahsediyoruz. Yani tanklar, toplar ve roket sistemleri ki bunlar, yani ister istemez silahlı devlet dışı aktörün, bir radikal unsurun veya bir terör unsurunun kendi bulunduğu yerden 15-20 kilometre ötede bir hedefi vurabilmesi imkanını doğuruyor ve aynı zamanda toprak kontrolü ve alan hakimiyeti imkanı. Yani eğer elinde ağır silahı varsa bir radikal unsur, bulunduğu köyü veya kasabayı koruyabiliyor, savunabiliyor. Dördüncü kendisine verilen ve tutulmadığını hissettiği sözse İdlib kent merkezinde artık nihai statünün belirlenmesi. Nihai statüden kastım şu, yani artık görüyoruz ki Suriye kuzeyinde hem Fırat doğusunda hem Fırat batısında Suriye bayrakları dalgalanmaya başladı ve Esad yönetimi artık bir şekilde bütün yerel yönetişim süreçlerinde söz sahibi olmaya başladı. Bir tek yer istisna İdlib. İdlib kent merkezinin siyasi statüsü, İdlib kent merkezinin yerel yönetiminde de artık yavaş yavaş söz sahibi olmak istiyor ama halen daha İdlib onun için kurtarılmış bölge. Günün sonunda benim görebildiğim kadarıyla Suriye'de İdlib'deki temel mevzu, Esad güçlerinin temel hedefi İdlib kent merkezi olacak. Eğer Moskova müdahale etmezse Ankara'nın kuvvet arttırımına rağmen Ankara'da çok ciddi risk alıp bir çatışmayı göze alamazsa bence önümüzdeki ay, bir ay, 1,5 ay içerisinde biz İdlib kent merkezindeki çatışmaları konuşuyor olacağız. Rusya'nın Suriye'de 3 tane amacı var. Birincisi ve sürekli vurguladı, Suriye'deki askerlerimin güvenliği. Yani Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin güvenliği, ki burada Humeym çok önemli. Yani hem Suriye kuzeyi hem de Doğu Akdeniz açısından Rusya'nın en kritik hava üssünden bahsediyoruz. İkinci, Laskiye'deki deniz varlığı, askeri limanı, ki Doğu Akdeniz'de ve hatta Orta Akdeniz'de büyük bir güç projeksiyonu için bu Laskiye'deki üssüne Rusya'nın şiddetle ihtiyacı var. Hatırlayalım, İdlib şehir merkezi ile Laskiye haritayı açıp baktığınızda şehir merkezi arasındaki mesafe yaklaşık 90-100 kilometre. Ve İdlib daha hakimde olan bir yer. Yani burada düşünün Rusya açısından, çünkü yaptığı iş Rusya, İdlib'de sürekli bunu söylüyor. Terörle mücadele, cihatçı unsurlarla mücadele. Yani bu kadar kritik kendisi için olan bir bölgede
sürekli terör unsurlarının olması, sürekli askeri varlığına yönelik terör eylemlerinin olması Rusya'yı rahatsız ediyor. Bu bir. Rusya'nın ikinci hedefi ise Esad yönetimi bir şekilde garantiye alınması, askeri anlamda sahada desteklenmesi ve Şam'daki Rus yanlısı, hayata biraz daha anti-Batı, anti-Amerika ve sol perspektiften bakan ve biraz da böyle Baas mirasına sahip çıkan yönetimin siyasi olarak muhafazası. Ve bunu da başarmış gibi duruyor. Rusya Suriye'de olmak zorunda çünkü son dönemde Orta Doğu'da kazandığı inisiyatifi, Doğu Akdeniz'de kazandığı inisiyatifi ta Kuzey Afrika'ya kadar, Libya'ya kadar sürdürebilmesi için Suriye'deki askeri varlığını özellikle o hava üssüne ve Suriye'deki deniz üssüne ve Suriye ile olan sürekli askeri işbirliğine ihtiyacı var. Bence Ankara günün sonunda askeri bir harekattan ziyade Moskova'ya bir mesaj vermek istiyor. Zorlayıcı diplomasi kapsamında Moskova'ya vermek istediği mesaj şu: bak, İdlib'de iş kontrolden çıkıyor, ben de kararlılığımı koruyorum, bir şekilde masayı kur, oturalım, konuşalım, İdlib'i müzakere yoluyla halledelim. Yani görebildiğimiz kadarıyla bu kuvvet arttırımıyla Ankara hem Moskova'ya masayı kur mesajını zorlayıcı şekilde verirken aynı zamanda bu mülteci hareketini ben Suriye toprakları içerisinde bir güvenli bölge kurarak Türkiye sınırının içerisine doğru çok da gitmeden nasıl yönetebilirimin de derdinde. 2011'den bu yana Esad güçlerinin, Esad yönetiminin ve milislerin tek bir top veya roket top mermisi veya roketi İdlib şehir merkezine düşmedi. Bu nedenle İdlib şehir merkezi böyle bir güvenli bölge gibi 2-2,5 milyon insanı şu anda barındırıyor. Bunların büyük kısmı her ne kadar kuzeye yönelmiş olsa da ben size iddia ediyorum ki önümüzdeki günlerde bu yüzden Serakip çok önemli ve Ankara Serakip'i almak için şu anda belki bir karşı taarruz hazırlığında, bunu bilemiyoruz. Gene açık kaynaklara düşen yorumlara göre baktığımızda İdlib şehir merkezine 10-12 kilometre mesafeye yaklaşır Esad güçleri, Esad yönetimi veya Esad milisleri kent merkezine bir top mermisi veya bir roket düşerse Türkiye'nin sınırında bulacağı mülteci sayısı 1 ila 1,5 milyon. Şu anda bakın net bir şey söyleyelim İdlib'de askeri anlamda. Net olarak aktif silahlı çatışmalar başlamadı. Karşılıklı tank, roket ve havan tacizlerini görüyoruz. Mesela herhangi bir Türk üssüne yönelik, Türk askerine yönelik aktif silahlı bir saldırının olması. Yani çatışmaları görmemiz ve bu çatışmaların kesilememesi. Yani sahada 10'lu, 20'li, 30'lu rakamlarla şehit vermemiz. Veya bir Rusya'nın hava aracının Türkiye kontrolündeki ÖSİ unsurları tarafından düşürülmesi gibi gene sahada her iki tarafın da tölere edemeyeceği çok ciddi bir durum, kriz olarak karşılarına çıkarsa bu Erdoğan'la Putin arasındaki liderler diplomasisinin de ötesine bizi götürebilecek bir kritik eşik olarak kabul edilebilir. Ama günün sonunda şunu söyleyebiliriz, ben Putin'in Türkiye'den ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok da kolay vazgeçmeyeceği kanaatindeyim. Önümüzdeki 3-4 haftada ben Ankara'nın kuvvet arttırımına karada devam edeceğini düşünüyorum. Zaten emareler bunu gösteriyor. Nereden biliyoruz? Açık kaynaklara düşen. Şu anda Fırat doğusunda Barış Pınarı bölgesinden askeri birlikler, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batısından da askeri birlikler Suriye sınırına, Hatay'a doğru yoldalar. Yani ya sınır hattında bunlar ihtiyat teşkil edecekler, yani ihtiyat birliği olarak beklemeye devam edecekler veya doğrudan İdlib'in Suriye'nin içerisine girecekler. Ankara kuvvet arttırımına her şeye rağmen devam edecekmiş gibi duruyor. Ankara bence stratejisi Moskova'yı mümkün olduğu kadar çabuk ve ivedilikle masa kurmaya zorlamak. Masa kurulduğunda da bu İdlib içerisine soktuğu birlikleri bir pazarlık aracı olarak kullanmak. Tamam, ben şu birliği çekerim ama şu karşılığında. Tamam, ben bu birliği çekelim ama şu karşılığında tarzında. Ama burada şunu görüyoruz. Şam'ın Esad yönetiminin kendisini kazanan penceresinde hissetmesi, taarruzlarına devam etmesi ve biz buna askeri anlamda operasyonel tempo deriz. Operasyonel temponun Esad güçlerinin avantajına olmaz. Hal böyle olunca da onlar da operasyonlarına bence durmayacaklardır. Çünkü onlar şunu biliyorlar, Moskova sessiz kaldıkça, ne kadar çok sessiz kalırsa o Şam'ın stratejik olarak lehine. Bir yandan Ankara'da
Moskova ile Ankara arası diplomatik müzakereler devam ediyor. Diğer yandan bu müzakerelere fırsat tanımak için operasyonlar da durmuş değil. Yani operasyonlar hala devam ediyor. Yani hem saha hem de masa. Ama şu anda gördüğümüz aşamada masa daha güçsüz, saha daha çok belirleyici. O nedenle ben Moskova sessizliğini bozasıya durun, ne yapıyoruz, herkes sakin olsun diyesiye kadar sahadaki güç ilişkilerinin ve mücadelesinin daha önemli olduğunu, bu nedenle Ankara'nın da Şam'ın da buraya yükleneceğini, bu da ister istemez çatışma riskinin artması anlamına geliyor. Önümüzdeki 2-3 hafta bu senaryoyla karşılaşacağız demektir. Ne zamana kadar? Kritik eşik şudur, Moskova'dan, Kremlin'den yeni bir Astana zirvesi ihtiyacı olduğuna dair bir açıklama yapılasıya ve bu zirvenin tarihi belli olasıya kadar.